Merhabalar, ben Hacer Sarıkaya. Bugün sizlerle birlikte Eskişehir Limit Özel Öğretim Kursu'nun uzaktan eğitim derslerine başlıyoruz. İlk konumuz eğim olacak. Şimdi eğimi yakından bakalım. Temel bilgimiz şu: eğim dikey uzunluk bölü yatay uzunluk olacaktır her zaman ve burada da eğim açımız var alfa. Dikey uzunluğum 20, yatay uzunluğum 30. Ve eğim dediğim olay dikey uzunluk bölü yatay uzunluktan dolayı 20 bölü 30'dan 2 bölü 3 olarak bulunacaktır. Devamında bir örnekle karşılaşıyoruz. Demiş ki duvara dayalı bir kalasın eğimi 2 bölü 4'tür. Evet, dikey uzunluğum 2 birim, yatay uzunluğum 4 birim, 2 bölü 4'ten eğimim 1 bölü 2 olarak bulunuyor sadeleştirme işlemi yapıldığında. Ve daha sonra demiş ki payda 100 yapılarak eğim 100'lü olarak hesaplanabilir. Evet, 50 ile çarptığım zaman genişletme işlemi yapıyorum ve eğimi 50 bölü 100, yani %50 olarak bulabiliyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Eğim açısı dediğimiz bir bilgi var şu an. Eğim açısı saat yönünün tersi yönünde döner diye bir bilgi vermiş bize. Şunu bileceğim artık. Saat yönüm, yani saat bu tarafa doğru döndüğü için artık saat yönümün tersine ilerliyorum ve eğim açımı bu yönde bulacağım. Anlaştık? Şimdi baktığım zaman burada bir eğim açısı var ve 60 derece. Buradaki eğim açım bu taraftan ilerliyorum ve 120 derece olarak buluyorum. Daha sonra eğimimizi nasıl buluyorduk? Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk diye bildiğim için 15 bölü 7 olarak buluyorum. Eğim açım 60 derece. Eğim açısı dar açı ise eğim pozitiftir. Burası gerçekten önemli arkadaşlar. Buraya baktığım zaman bir geniş açı var, 120 derece. Eğim 8 bölü 15 normalde. Evet, ama demiş ki eğim açısı geniş açı ise eğim negatif olur. Evet, doğru bir bilgi ve artık şunu söylemem gerekiyor. Eğer sağa yatık ve sola yatık diye biz eğrileri açıklamıştık sizlere. Bir düzlem verildiği zaman koordinat sistemi sağa yatıksa eğer artıdır, sola yatıksa eksidir diye söylemiştik. Ve bundaki asıl mantık şudur: burada dar bir açı varken burada geniş bir açımız olacak. Geniş açı olduğu zaman eğimim negatif oluyor. İlerliyorum. Mesela demiş ki hangisinin eğimi negatiftir? Bunları tek tek bulalım. Kırmızı doğruya baktığım zaman nereye yatık bir doğru? Aslında sağa yatık bir doğru, değil mi? Yani eğimim pozitif. Sarı doğruya bakıyorum. Sarı doğruda yine dar bir açı ve eğimim pozitif. Maviye baktım. Yine dar bir açım var ve eğimim pozitif. Ama yeşile bakıyorum. Bak, yeşili görüyorsun. Sola daha yatık bir doğru, değil mi? Sola yatık olduğu için ne olacak zaten? Eğimim negatif olacak ve geniş bir açı olduğunu görüyorum. Geniş açı dediğim, dar açı dediğim, bunlarla ilgili birazcık bilgi verelim size. Dar açı 90 dereceden küçük olmalı. Anlaştık. Bunları zaten biliyorsunuz. Geniş açımın da 90 dereceden büyük olduğunu biliyorum. Devam edelim. Evet, sola yatıktır. Yanıt A'dır demiş. Uyarıya baktığım zaman evet, sarı doğrunun eğimi pozitiftir. Neden? Çünkü dar bir açım var. Yeşil doğrunun eğimi de negatiftir. Çünkü geniş bir açıyla karşı karşıyayız. Eğimin işaretiyle koordinat sisteminde herhangi bir bölgeden geçtiği ile ilgili bir ilgisi yoktur demiş. Doğru. Devam edelim bakalım. Evet, sıra sizde sorularına geldik. En sevdiğimiz sorular. Şimdi rampanın eğimi yüzde kaçtır diye bize sorulmuş. Bakalım. Rampanın eğimini bulabilmek için önemli olan şey şuydu: dikey bölü yatay bana eğimi veriyordu. Şimdi bu doğruya baktığım zaman, bu rampaya baktığımda dikeyimin 9 ve yatay uzunluğumun da 12 olduğunu görüyorum. Bana eğiminin yüzdesini sorduğu için, hatırlıyorsanız ilk başta sadeleştirme işlemi yapıyordum. Daha sonra genişletme işlemi yapabiliyorum. Çünkü 12'yi yüzdeye tamamlamak biraz zor benim için.
Şimdi sadeleştirme işlemi yapalım. Kaça bölebilirim bunları? 3 dediğinizde duyar gibiyim. Evet, 3'e böldüğüm zaman ne olacak? 3 bölü 4 olacak. Şimdi eğimim aslında 3 bölü 4. Ama benden ne olmasını istiyor? Yüzdesini istiyor. Yani paydanın 100 olması gerekiyor. 25 ile genişletiyorsun. Kaç geliyor? 75 bölü 100. Yani %75 eğimim var. Anlaştık. Ve devam ediyorum. Evet, bu sefer de bir yol var. Yolun eğimi verilmemiş bize. Ne demiş? Yolun eğimi %20 olarak verilmiş. Bana sorduğu şey de yatay uzunluğun ne kadardır diye soruluyor. Çözümünü zaten yapmış. Birlikte inceleyelim. Eğim dediğim şey dikey bölü yatay uzunluk, yani 4 bölü x. Tamam. Ve bu eğim 20 bölü 100'e eşit. Evet. Sadeleştirme işlemi yaptığım zaman ne geldi? 1 bölü 5. Ve içler dışlar çarpımı yapmış. Demiş ki x eşittir 4 çarpı 5'ten 20 metre. Gayet yapılabilitesi yüksek bir soru. Gelelim bunlara. Şimdi bir dal parçası gösterilmiş ve demiş ki artık bir siz doğrunun denklemini kurmayı biliyorsunuz. Eğer düz bir doğru varsa bunun dikeyi olmadığı için eğimi sıfırdır. Değil mi? Normalde şunu biliyorsunuz zaten. Eğim eşittir dikey bölü yatay. Senin dikeyinde bir mesafen yoksa, yani yüksekliğin yoksa, yüksekliğin sıfırsa senin eğimin sıfır olacaktır. Tamam. Bunu biliyorum. Şimdi bunu anladık. Geldik bu tarafa. Y eşittir 3x demiş. Soruda bana diyor ki artık örnekte Y yalnız iken x'in katsayısı daima eğimi verir. Bu notu hiçbir zaman unutmayacaksın. Y yalnızken. Y yalnız mı? Evet. Tek başına sadece bir y var önünde ve x'in katsayısı x'in önündeki çarpan. Tamam mıyız? X'in önündeki çarpan 3'e eşit. O zaman bunun eğimi 3'tür. Evet. Geldim buraya. Y eşittir 5x eksi 5 demiş. Y 5x eksi 5 ise, yani y yalnız mı? Yalnız. X'in kat sayısı? X'in önündeki hemen 5. O zaman eğimim 5 diyorum. Tamam. Birkaç tane örnek vermiş. Demiş ki y eşittir eksi 2 bölü 3x. O zaman eğimim eksi 2 bölü 3. Y eşittir 3x artı 4, eğimim 3. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Örnekleri inceleyelim bakalım. Evet, önemli olan şey şuydu. Y'nin yalnız başına olması. Y yalnız mı? Yalnız. X'in katsayısı. Buradaki x aslında şu mudur? Eksi 1 bölü 2 x. Normalde çünkü birler yazılmaz. O zaman benim eğimim eksi 1 bölü 2. Tamam. Diğerine geldim. Y yalnız mı? Yalnız. X'in önünde ne var? Eksi 5. Hocam buradaki bir ne diye soranlar oluyorsa o hiç kafanı karıştırmasın. Sabit sayılarla hiçbir alakam yok burada. Önemli olan şey katsayı. X'in önündeki çarpan. Yine üçüncüsünde y'yi yalnız bırakabilmek için bir işlem yapabilmem gerekiyor. Y'yi yalnız bırakmak için hatırlayın genelde siz x'leri yalnız bırakıyordunuz denklemlerde. Bu sefer de y'yi yalnız bırakacaksın. Çok da zorluğu yok. Şimdi 2y eşittir 3x'i karşıya yolluyorum. Dedim ki eksi 3x ve her tarafı 2'ye böldüğümde y yalnız 1y olarak kalacak. Eksi 6'yı 2'ye böldüm. Eksi 3. Çok önemi yok ama yazabilirsin. Daha sonra buradan eksi 3 bölü x geliyor. Şimdi eğimim nedir? Eksi 3 bölü 2 olacak. Anlaştık. Şimdi bakalım hangi şıkta doğru verilmiş? Eksi 1 bölü 2, eksi 5, eksi 3 bölü 2, yani Bolu'da doğru. Evet, çözümünü yapılmış. Sıra sizde sorumuz var. Sıra sizdeye bakalım. Eğimlerini tek tek bulmamızı istiyor. Önemli olan y'nin yalnız kalıp x'in katsayısıydı. Birinci eğimim 5. Evet. İkincisinin eğimi x'in önündeki katsayı eksi 3. Daha sonra y'yi yalnız bırakırsam eğer x'i karşıya yolluyorum.
Y eşittir 6 eksi x, yani x'in katsayısı eksi 1. Cevabım 5 eksi 3 ve eksi 1'den dolayı Bolu olacaktır. Not. Evet. Bir doğru denkleminde bize eğim soruluyorsa y'yi yalnız bırakıp x'in katsayısına bakılır. Evet. Bilmem gereken önemli bilgim bu olacak. Evet. Y'yi yalnız bırakmak istediğim için ne yapıyorum soruda? 24'ü ve 3x'i karşıya yolluyorum. Y eşittir artı 24 eksi 3x oluyor. Her tarafı 4'e böldüğüm zaman 6, buradan da eksi 3 bölü 4 geliyor. X'in katsayısı eksi 3 bölü 4 olarak veriliyor. Evet, etkinliklerimize geldik artık. Etkinlikleri genelde ben sınıfta kendi öğrencilerimize yaptırıyordum. Şimdi burada da birlikte yapalım. Açık uçlu sorularımızı da bitirelim. Haydi bakalım, etkinliklere geliyoruz. Şimdi kırmızı doğrunun eğimini hesaplayıp uygun boşluğa yazalım demiş. Tamam. Eğimimi hemen şuraya yazıyorum. Neydi? Dikey bölü yatay. Önemli olan da sağa yatıksa artı, sola yatıksa eksi olduğu. Bu ikisini unutmazsam bütün hepsini doğru olarak hesaplayabilirim. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 birim dikey uzunluğum var. Yatayını sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Yine 4 birim geliyor. Ve sola yatık bir doğrum olduğu için negatif olacak. Eksi 4 bölü 4. Yani eksi 1 diyebilirim. C şıkkına geldim. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4 birim dikeyim var. Yatayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 diyorum ve sağ yatık artı. D'ye geldim. Yine sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Peki yatayım. 1, 2, 3, 4. Bu da 5. 5 bölü 5'ten sağ yatık artı ve eğimim 1. E şıkkına geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim yüksekliğim var. Yatayına baktım. 2 birim. 6 bölü 2'den eğimim 3 olacak. F'ye geldiğim zaman zaten eğimin negatif olduğunu görüyorum. Sayalım yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim yükseklik. Yatayımsa 1, 2, 3 birim. 9 bölü 3 gelecek ama eksi bir eğim olacağını söylemiştik. Eksi 3 olarak söyleyebilirim. Devam edelim. Eğimlerini bulup sıralayalım demiş. Şimdi birinci doğrunun eğiminde şurada bir hata var. Onu düzeltelim. Yatay bir doğru var ve yüksekliği olmadığı için eğimim 0 olacak. Bunu hemen yapalım. Diğerine geldim ikinci doğruya. Dikeyini sayıyorum. 2, 3, 4 birim bölü 1 birim. 4 bölü 1'den 4. Ama ne tarafı yatık? Sola yatık olduğu için eksi 4 diyorum. Üçüncü doğruya geldim. Dikeyi sayıyorum. 4, 5, 6 bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 6'ya 6 yani 1 birim geliyor. Sağ yatık artı. Dördüncü doğruya geldim. 1, 2, 3. 1, 2, 3 birim. 3 bölü 3'ten eğimim 1 ama ne tarafa yatık? Sola yatık yani eksi 1. Beşincisine geldim. Dikeyim 1. Yatay uzunluğum 1, 2, 3 birim. Sağ yatık artı. Eğimlerim bu şekilde bulunuyor. Şimdi üçüncüsüne geldim. Y yalnızken x'in katsayısı eğimdir. Verilen doğruların eğimlerini eşleyelim. Tamam. Birincisini zaten kendisi eşlemiş. İkincisine baktığım zaman y eşittir 5x'in eğimi nedir? 5x'in katsayısı dediniz. Tamam, eşleştirdik. İkincisine geldim. Y yine yalnız başına. Eksi 7 bölü 2x. O zaman bunun eğimi eksi 7 bölü 2 olacak. Hemen bunu da eşledim. Diğerine geldim. 9x artı 4 eğimim. X'in katsayısı yine 9 geliyor.
Diğerinde y eşittir 13x artı 8. Y yine yalnız başına fark ettiyseniz x'in katsayısı eğim olacak. Yani 13 birim geliyor. Evet, sonuncusuna baktığım zaman y yine yalnız. Bakın burada önemli olan y yalnızken x'in katsayısı eğimdir işaretiyle birlikte. Tamam. Anlaşıldığını düşünüyorum. Devam edelim bakalım. Şimdi birazcık zorlaştı işlerimiz. Bunun eğimini bulabilmek için y yalnız bırakılır. Y yalnız bırakırken birazcık zorlanıyorsunuz. Ama aslında gerçekten kolay. Mesela sırayla başlayalım. 8x eksi y artı 9 demiş. Y'yi yalnız başına bırakabilmek için eşittir 9 demiş, pardon. Y'yi yalnız başına bırakabilmek için y'yi karşıya atacağım. 9'u karşıya atacağım. Tamam. 8x eksi 9 eşittir y. Y yalnız başına mı? Evet. X'imin katsayısı 8. Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Hadi bakalım. 5x artı 7y eksi 35 eşittir 0. Yine y'yi yalnız bırakabilmek için yanındaki bütün her şeyi karşıya yolluyorum. Eksi 35'i karşıya yolladım. 35. 5x'i karşıya yolladım. Eksi 5x. Y yalnız mı? Hala yalnız değil. O yüzden her tarafı 7'ye bölüyorum. Ve y eşittir 5 eksi 5 bölü 7x olarak bulunuyor. Peki x'imin katsayısı eksi 5 bölü 7 midir? 7'dir. Doğru. Diğerine baktığım zaman bir payda işleminin söz konusu olduğunu görebilirsiniz. Ya da daha farklı bir yolla yapabiliriz. Şurayı silelim. Şimdi şuna bakıyorum. X bölü 4 artı y bölü 6 eşittir 1 dedik. Şimdi bunları nasıl, ne şekilde yalnız bırakabilirim diye düşünüyorum. X ile ifadeyi karşıya yolladım. Y bölü 6 eşittir 1 eksi x bölü 4. Şimdi y'yi yalnız başına bırakabilmek için bölmenin tersi çarpmadır. Her taraftaki ifadeyi 6 ile çarpıyorum. Tamam. Buradan y'nin ne olduğunu görüyorum. 6 eksi 6x bölü 4. Yani x'in katsayısı eksi 6 bölü 4 eksi 3 bölü 2 oluyor. Hemen bunu da işaretleyelim. Tamam. Geldik buraya. 9 eksi 2x eşittir 5'e. Y'yi yalnız bırakabilmek için her tarafı yine 5'e bölmek zorundayım. Evet. X'in katsayısı eğim. Yani eksi 2 bölü 5 benim eğimim oluyor. Evet. Bunu da işaretleyelim. Daha sonra sonuncusuna geldim. Sonuncusunda zaten y tek başına ve x'in katsayısı yine eksi 2 oluyor. Şunları tekrar bir şöyle gösterelim. Evet. Devam edebiliriz. Açık uçlu sorulara geldik. Şimdi açık uçlu sorularda birkaç güzel sorumuz var. Burada demiş ki metro hattı var ve tünel var. Tünelin eğimi %75. Tünel 5 metre ilerlediğinde metro hattına kaç metre yaklaşmış olur diye sorulmuş. Bunu ikinci soruyu ve üçüncü soruyu Pisagor bağıntısını bilmeden yapamayacağımız için ileride yapacağız arkadaşlar. Şu anlık müfredatımız buraya kadar. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlaka bundan sonraki ödevleri yapmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.